Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, YDS, YDT ve YÖKDİL ile yönelik modern Arapça metin okumalarına devam ediyoruz. Başka bir video ile karşınızdayım. Şimdi bu metinde tabii ben harekeleyerek okuyacağım değerli dostlar. Başta la ile başlamış olumsuzluk lası muzari fiilin başına geliyor ve olumsuz yapıyor anlamını. La yumkinuke galku. Kapatamazsın diyor. Enfike, enf ve fem var. Dikkat ederseniz bakın ağzını ve burnunu. İza şa'arte bir rağbeti fi. Şa'ara bi not edelim. Rağbet fi de not edelim değerli dostlar. İza şa'arte bir rağbeti fil atsi. Atase fiili hapşırmaktır. Mastarı atsen, ats ya da utas şeklinde geliyor. Hapşırmak. Şimdi birinci satırı tekrar hep birlikte okuyalım ve anlamını netleştirelim. La yumkinuke galku. Kapatamazsın diyor. Galk kapatmak. Enfike burnunu ve femike ve ağzını kapatamazsın. İza şa'arte bir rağbeti fil atsi. Yani hapşırma, eğer hapşırmak istiyorsan, yani hapşırma isteği sende hasıl olursa eğer, ağzını ve burnunu kapatamazsın diyor. Peki devam edelim ikinci satırla. Şimdi tabii burayı siz videoyu durdurun öncelikle. Hani daha etkili, daha iyi olması açısından. Ben tabii birinci satırı harekeledim. Şimdi okuyarak harekeleyeceğim hem görün diye. Sizler videoyu durdurup burayı okumaya çalışın kendiniz. Harekeyi, işte kelimeyi düzgün okumaya çalışın. Sonrasında zaten videoyu tekrar devam ettirebilirsiniz. Devam edelim. Şimdi burada ecbera alaya dikkat edeceğiz. Mesela bunları hemen kırmızı şekilde yapabilirim. Burada şarabiyi kırmızı yapabilirim. Yine errağbe fi, mesela buna dikkat edelim. Mesela bunlar önemli ifadeler. Şimdi el kıyam bi var mesela yine burada. El kıyam biliyorsunuz ki kıyam, kame. Bir yardımcı fiil olur. Mesela bunları öncelikle bir not almakta fayda var. Yine burada isim geldiği için burayı inne diye okuyacağım. Teyyar bir önceki yaptığımız videoda da geçmişti arkadaşlar. Akım diyebiliriz. Teyyaran zaten harekelenmiş. Harekesi var. Teyyaran. Kaviyen mesela, kavi kelimesi önemli. Kavi. Türkçe'de de kullanıyoruz. Minel heva. Sevfe var burada. Yendefi'u nahve önemli bir ifade. El uzuneyni. Uzuneyn kulaklar. Bunlar harekeleyeceğim tabii ki. Ve burada ise yumkinu en sıkça gördüğümüz bir ifade, yine kalıp ifade. Mesela buradaki tabletul uzun kısmı önemli bir ifade. Mimmayı artık takip edenler herhalde ne olduğunu söylememe bile gerek yok. Yueddi ilayı da aynı şekilde. Fukdanü semai, bunları çok gördük aslında. Bunları harekeleyeceğim. Buralara dikkat. Aslında dikkat ederseniz hepsi hemen hemen kırmızı olacak neredeyse. Hepsi önemli ifade ve sürekli karşımıza çıkan kalıp ifadeler vesaireler, sorulara konu olan ifadeler. Şimdi birinci satırı bitirdiğimize göre cümlemize devam edelim. Tekrar okuyup ikinci satırla başlayacağım. La yumkinuke galku enfike ve femike iza şa'arte bir rağbeti fil atsi. Devam edelim. Ve iza ecberte diye okuyacağım. Ecbara fiili ala ile kullanılır. Ve izâ ecberte nefseke, yani kendiniz mecbur bırakırsan, evet, alayı geçiyorum. Alel kıyami
bizalike. Ve izâ ecbârte nefseke alel kıyam bizalik. Eğer kendini buna mecbur bırakırsan, yani bunu istemeyerek ya da zorla eğer yapıyorsan, fe inne teyyaran kaviyen minel heva. Çok güçlü bir hava akımı. Fe inne teyyaran minel hevai, hava akımı diye çeviriyorum. Sevfe, muzari fiilin başına gelen sin ve sevfe sadece muzariye has olan edatlardır. Bunlardan sonra sadece muzari gelir. Yendefi'u, indefa fiili çokça sınavlarda, metinlerde karşınıza çıktığını görüyorsunuz. Metinlerde, sorularda, şıklarda. Nahvel uzuneyni. Uzu ney ne? Evet, yani kulaklara doğru çok güçlü bir hava akımı gelecektir diyor yani. Evet. Devam edelim. Son satırı okuyorum. Ve yumkinu en. Evet, yine buna dikkat edelim. Ve yumkinu en. Tabi bu yeni başlayan arkadaşlar için bunlara dikkat etmelerinde fayda var. Ve yumkinu en. Mezzaka yumezziku fiili önemli. En yumezzika. Evet, yani parçalanabilir diyor, yırtılabilir diyor. Table. En yumezzika tablete, tabi en yumezzika tabletel uzuni. Kulak zarını patlata, yani yırtabilir diyor. Mimma, bakın bu mimma ile alakalı arkadaşlar. Sonuç bildiren bir edat olduğunu söyleyelim. Mimma, bu da kad yueddi ila fukdani sem'i. Mimma evet, sonuç bildiren bir edattır değerli dostlar. Sınavlarda çokça soru olarak geldi. Bu kat fiili mazi ve muzari'nin başına gelir diyoruz sürekli. Muzari de ihtimal, mazi de kesinlik bildirir. Edda yueddi. Evet, yueddi. Zaten y'nin noktaları var. Harekeyi koymama gerek yok. Bu da sebep olabilir diyor. Neye? Fukdan ya da fikdan demiştik ama fasih olanı fukdan olarak geçmişti. Yani daha önceki derslerimizde takip edenler. Fukdani sem'i. Duyu kaybı diyoruz. Fukdanu sem'i duyu kaybına sebep olabilir bu da diyor. İşitme kaybına sebep olabilir diyor. Şimdi değerli dostlar, değerli arkadaşlar, görünüm kısmını hemen şöyle yapayım. Evet, bir saniye. Evet değerli arkadaşlar, şimdi metnimiz bu şekildeydi. Bu metni kendiniz öncelikle videoyu durdurup hareketsiz olarak okumaya çalışın. Sonrasında benimle birlikte zaten videoyu takip edeceksinizdir. Kısa kısa bu tarz ufak metinler atmaya devam edeceğim inşallah. Tabii sizlerin talepleri doğrultusunda. Tekrar son kez bir okuyalım, ondan sonra dersimizi bitirelim. La yumkinuke galqu enfike ve femike izâ şa'arte bir rağbeti fil atsi. Hapşırma isteği duyduğunda diyor, ağzını ve burnunu kapatamazsın diyor. Eğer buna, yani hapşırmaya kendini mecbur, eğer hapşırmaya mecbur kaldıysan, bu durumda diyor, yani şey kapatma konusunda, yani kapatırsan, buna mecbur kaldın, kapattın ağzını ya da burnunu. Bu durumda diyor kulaklara doğru çok kuvvetli bir akım, hava akımı. Teyyar kavi minel heva diyor. Güçlü bir hava akımı kulaklara doğru gelecektir diyor. Bu da kulak zarının parçalanmasına, yırtılmasına sebep olabilir diyor. Bu da duyu kaybına, işitme kaybına
sebep olabilir diyor değerli dostlar. Yani burada hapşırırken ağzımızı ve burnumuzu kapatmanın tehlikesinden bahseden bir metindi. Umarım faydalı olmuştur değerli dostlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Maaz selamet.